Ebad bin Sariye radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki, Salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize namaz kıldırdı. Sümme hakbele aleyna bi veçlihi. Sonra yüzünü bize döndü. Ruvazena mevhizeten beliğeten. Çok belli bir hitabede bulundu bize. Vaaz-ı nasihatte bulundu. Zerefet minha uyunu, o hitabede bulunurken söylediği sözler, ifadeleri, dolayısıyla gözler yaşardı. Gözlerin yaşardığı bir mevizede, nasihatta, hitabede bulundu. Ve vecret minha kulu, gene o ifadelerinden, hitabından dolayı kalpler titrerdi. Böyle bir hitabede bulundu. Bu konuşma üzerine fekâle racûlün, bir adam dedi ki sahabeden, dinleyen cemaattan bir adam dedi ki, Ya Resulallah, ke'enne hâzihi mev'izetü mubaddi'in, bu veda eden birisinin konuşmasına benziyor. Ey Allah'ın Resulü, anlaşıldı ki ecelimiz yakındır. Fe'usina, o zaman bize tavsiyelerde bulun. Ve kâle, bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Usikum bitakvallâhi, size Allah'tan ittika etmenizi vasiyet ederim, tavsiye ederim. Ve sem'i ve ta'ati, dinlemenizi ve itaat etmenizi vasiyet ederim. Ve inkâne abden habeşiyyen, başınızdaki kişi, idareciniz, yöneticiniz, habeşli bir köle bile olsa, dinleyip itaat etmenizi vasiyet ederim. Ve innehu men ya'iş minkum ba'di, zira sizden her kim benden sonra yaşayacak olursa, benden sonra yaşayacak olanlarınız, feseyara ihtilafen ketiran, çok ihtilaflar gelecek. Ve aleykum bi sünneti, bu durumda size sünnetimi tavsiye ederim. Sünnetime sarılmanızı vasiyet ederim. Size düşen, size gereken sünnetime sarılmaktır. Ve sünnetil hulefâ-i râşidîn el-mehdiyyîn. Kendileri hidayet bulmuş, insanları da hidayeti sevk eden râşid halifelerin sünnetine de sarılmanızı tavsiye ederim. Ona da sarılmaya bakın. Temessehû bihâ, bunlara tutunun benim sünnetime ve hulefâ-i râşidînin sünnetine. Tutunun, sımsıkı sarılın. وَعَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ Azı dişlerinizle onları sıkı sıkı yakalayın, tutunun, bırakmayın. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُورِ Sizsiz olun, işlerin bid'at olanlarından uzak durun. Bid'atlardan, bid'at olan işlerden sakının. فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِنْعَةٌ Zira her muhtes iş, her türedi iş, sonradan icat edilen iş, bid'attır. وَكُلَّ بِنْعَةٍ دَلَالَةٍ Ve her bid'atta dalalettir. رَوَهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْتِرْمِدِيُّ وَابْنُ مَاجَ اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الصَّلَاةَ Bu rivayeti İmam Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace, Allah hepsine rahmet eylesin, nakletmişler. Ancak İmam Tirmizi ve İmam İbn-i Mace hadisin başındaki namaz kıldığı ifadesini nakletmemişler. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin insanlara ömrünün son demlerinde yaptığı bir tavsiye, Ümmet-i Muhammed'e son derece önemli bir vasiyet, bir emir. Allah'tan korkmak, takva, her şeyin başı. Takvadan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in toplumsal planda Ümmet-i Muhammed için en fazla endişesini hissettiği şey fitne. Buna meydan vermemek için başımızdaki Habeşli bir köle bile olsa
den Lebtag, wenn es immer berührt, wenn es alles hat, was sie haben. Wo habe ich die Köhle? Ich fand es wieder interessanter. Yani hiçbir toplumsal etiketi olmayan, asaleti olmayan, soyca sokça tanınan, bilinen bir kökenden gelmeyen, sıradan birisi bile olsa, hatta sıradan daha aşağıdakilerden biri bile olsa, ki Habeşli köleden kasıt budur, toplumun en aşağı kesimlerinden birisi bile olsa, başınızda idareci ise dinleyin ve itaat edin. Ona itaati gururunuza yedirmemezlik etmeyin. Bu adam bize idareci olamaz. Biz soyca, sokça, şerefçe, mansıkça, merkice ondan üstünüz demeyin. Adamın emirlerine dinleyin ve itaat edin. Tabii ki bunun kayıtları bellidir. İmaretle ilgili hadislerden gelecek inşallah. Niye böyle buyuruyor Efendimiz? Burada kendisi bunu bir sebebiyye fasıyla bize açıklıyor. فَاِنَّهُ مَنْ يَعْشْ مِنْكُمْ بَعْدِي Zira sizden her kim benden sonra yaşarsa فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Çok ihtilaflar görecek. Nitekim gördü de sahabe-i kiram aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra biraz da Hazreti Osman'ın hilafetinin ikinci altı yılında itibaren çok ihtilaflar gördü bu ümmet. Çok sıkıntılar, fitneler yaşadı ve o fitneler hala bugün ümmeti Muhammed'in içinde varlığını maalesef sürdürüyor. Bu fitnelere kapılmamak için, buradan selametle çıkmak için ne yapmamız lazım? İşte sahabinin istediği tavsiyeyi Efendimiz bu noktada da ifade ediyor. وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْدِيِّينَ Benim sünnetime ve Mehdi Raşid halifelerin sünnetine sarılın. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ Aslında burayı söylemese Efendimiz, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي kısmıyla yetinse de biz bu konudaki emrin vücut bildirdiğini anlayacağız. Ama bununla yetinmedi Efendimiz. Temessekû bihâ buyurdu yeniden. Sımsıkı sarılın. Bununla da yetinmedi. Ve addu aleyhâ bin nevâcid buyurdu. Azı dişlerinizle de olsa tutun onuna. Hani bir denizde sürüklenmekte olan veya bir gürül gürül akan bir ırmakta sürüklenmekte olan bir adam kıyıdan uzanan bir ağaç köküne nasıl sarılır, nasıl sımsıkı tutar, elleriyle tutunmakla yetinmez, gerekirse ağzıyla da tutunur. İşte o şekilde o sizin çünkü kurtarıcınızdır, o sizin kurtulma vesilenizdir. Bütün gücünüzü, çabanızı sarf ederek ona tutunun, onu sakın bırakmayın. Tam da öyle bir şeydir, sünnete sarılmak. Sadece Efendimizin sünnetine değil, Hulefâ-i Raşidî'nin sünnetine de sarılmak. Önemli bir husus bu. Hulefâ-i Raşidî'nin sünneti de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dahildir. Dolayısıyla biz ehli sünnet olarak sahabe-i kiramın başta dört halife olmak üzere sahabe-i kiramın icraatlarını hele özellikle icma etmişlerse dinden sayarız, din sayarız. Onların icmağına aykırı hareket etmeyi kişiyi dalalete ve ateşe götüren bid'at sayarız. Nitekim arkasından gelen ifade de bunun bu şekilde olduğunu bize açıklıyor. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْتَسَاتِ الْاُمُورِ Sakın ola ki işlerinizde, özellikle dini işlerinizde sonradan ortaya çıkarılmış şeylere iltifat etmeyin, itibar etmeyin, onlardan uzak durun. Nedir onlar? Başta bid'at itikatlar olmak üzere dinde dini bir mahiyet arz eden her türlü türevi bid'at uydurup iş, amel, fikir, görüş, davranış bir sünneti iptal ediyorsa, bir ayette çatışıyorsa veya bir dini prensip ve kaideyle çatışma teşkil ediyorsa o iş mezmum bid'attır ve terk edilmelidir.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatimizi çektiği bid'at budur. Zira kullu bid'atin dalale, her bid'at dalalettir, sapkınlıktır. Bazı varyantlarında bu hadisin İmam Nesai başta olmak üzere bir takım hadis imamlarının naklettiği bazı varyantlarında kullu dalaletin finnar kısmı da var. Dolayısıyla فَاِنَّ كُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ desek bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine aykırı olmaz. Evet, özellikle günümüzde, ahir zamanda bu bid'atlardan, özellikle itikadi olanlarından uzak durmak lazım. Bu bid'atların kişinin itikadına tesir eden, itikadını bozan şeyler olduğunu bilhassa hatırdan çıkarmamak lazım. İnsanlar, hiçbir bid'atçı bid'at çıkartırken bakın ben bir bid'at çıkartıyorum, bu bid'at bir görüştür demez. Hiçbir bid'atçı bid'atlardan da bahsetmez. Bu da enteresan bir şey. Oysa bid'at bizim en temel dini kavramlarımızdan biridir. Bilincimizi oluşturan kavramlardan biridir. Hiçbir bid'atçı bid'attan bahsetmez. Eğer bir kimse bid'atlardan bahsetmiyorsa anlayın ki o kimse bid'atçıdır. Niye bahsetmez? Çünkü dile getirdiği şeyin, propagandasını yaptığı şeyin bid'at olduğunu söyleme şansı yok. Söylerse kimse itikad etmeyecek. Belki de günümüzde özellikle genç neslin en fazla aldandığı nokta burası. Karşılaştığı herhangi bir fikrin, görüşün, tezin bid'at olup olmadığını değerlendiremiyor. Buna bakmıyor. Bid'at bilinci büyük ölçüde kaybolmuş durumda. Neredeyse sadece Vehhabilerin ona buna veya bid'at deyip insanları tekfir eden tavırlarına inhisar ettiği bu bid'at kavramı. Oysa bizim en temel kavramımızdır. Dolayısıyla buradan özellikle genç kardeşlere bir tavsiyemiz olsun. Herhangi bir görüş, dini ilgilendiren, dini tutumlara ilişkin herhangi bir görüş. Sadece Kur'an'a bakın, Kur'an'a uyan hadisleri alın, aklı uymuyorsa almayın filan gibi. Bunlar birer dini tutumdur. Bunlara bakacağız, bid'at mı değil mi? Bid'atsa terk edeceğiz çünkü bizi ateşe götürecek Allah. Günümüzde yaşanan en önemli eksiklik budur. Kimse bize bid'atın bid'at olduğunu söylemiyor. Kimse gençlere dikkat edin şu 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 görüşler bid'attır demiyor. Dolayısıyla gençler tutum belirlerken bid'at mı değil mi diye bakmıyorlar. Farklı kriterler, farklı kavramlar, farklı zihin kodları üzerinden bakıyorlar ve aldanıyorlar.